Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere bu hafta hatta bu ayın içerisinde yatırımlarda düşmemeniz gereken bazı tuzaklardan bahsedeceğiz. Çünkü piyasa ile ilgili bugün artık çok yorumlar olmaya başladı. Özellikle endeksin 10.050 seviyesindeki kapanışı ile birlikte piyasalar tarafında altında ralli, dolarda ralli, borsada ralli, burada batışlar, burada çöküşler gibi çok fazla kafa karışıklığı olmaya başladı. Bizim burada mutlaka ısrarla doğru makroekonomik yorumları ve konjektür analizlerini yapmamızı gerektiğini düşünüyorum ki finans ve borsa yatırımcısı en azından hangi yatırım araçlarında doğru hangi yatırım araçlarında yanlış hamleler yapacağını da önceden kestirebilsin. Çünkü piyasa yanlış şekilde manipüle ediliyor ya da analizler doğru olmuyor. Bugün biz baktığımızda bu kapanışlardayken 9800'lerdeyken alımları söyleyen tepeye doğru 11000, 11100, 11200'lere giderken de satışları söyleyen aslında tek kanaldık. Burada borsanın pahalandığını aylardır söylüyorduk. O yüzden bugün geldiğimiz noktada da borsada bir kademe alın yapmayı dün kimse söylemezken biz dün kırmızı mum kapanırken alım yapmak daha doğru diyorduk. Bu yüzden burada yorumları doğru yapmalı ve tüm yatırım araçlarına bakmalıyız. Çok 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 önemli ricam sizlerden bu videoyu sonuna kadar atlamadan izlemenizdir. Çünkü dediğim gibi çok önemli kısımlara değineceğiz. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen başlayalım. Şimdi Burada 5 tane temel maddede size piyasa ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi söyleyeceğim. 1. Borsa tarafında ralli başladı düşüncesiyle çok yüklü ve tek kademe alımlardan uzak duruyoruz. Çünkü bu hafta bir yeşil mum kapanışı daha görürsek tamam. Borsa alıma döndü. Borsa'da bir daha satış olmayacak. Yeni ralli 12.000, bin, 14.000 bin hedefleri gibi söylemler olacak. Bunlara uymamak adına bakın şunu söylüyorum. Borsada BIST 100'de ralli başladı düşüncesiyle çok yüklü ve tek kademe alımlardan uzak duruyoruz. Borsada bir kademe, iki kademe, ufak alımlar yapabiliriz. Ama yüklü ve tek kademe alımları sadece bugün ve olursa ertesi gün kapanacak yeşil mumlar nedeniyle almıyoruz. Burada arada çok ince bir nüans var. Borsa tarafında çok netiz. Eylül-Ekim ayları dedik. Bilançoların yapısından bahsettik. Konjektürün yapısından bahsettik. O yüzden birkaç yeşil mumu gördüğünüzde yeni ralli var deyip çok yüklü alımlar yapmayın. Kademe kademe ufak toplayabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Şimdi 10 saltın tarafına geçiş sağlayalım. 10 saltında yapacağımız yorum aslında çok basit ve sade olacak. Altında hala fırsat var. Alım yapılıp orta vade hecedilebilir. Orta vadedeki risk getiri dengesini gram altın ile ons altın ile çok net şekilde sağlayabilirsiniz. Gram altın olduğu zaman bu işin içerisine doların getirisi de girdiği için mutlaka gram altını zaten hane halkı gram altını tercih ediyor. Bu dönemde hala gram altını tercih etmek mantıklıdır. Özellikle gün içine bakarsanız kapanış 2510 ons olsa dahi Dipte 2485 onslara kadar geri çekildi. Burada bizim 2445 ons seviyesine bir desteğimiz var. Buralara düşse de düşmese de buralardan gram altın yatırımı yapmakta herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim dolar tl tarafına. Dolar tl tarafı bizim için çok önemli bir taraf. Çünkü bütün yatırım araçlarına direkt etki ediyor. Şimdi dolarda öncelikle biriken bir yüksek potansiyel olduğunu ve konjektürel yorumların bize önümüzdeki dönemlerde doların yükselmeye devam edeceğini söylüyor. Dolarda yüksek potansiyel var fakat Orta kısa vade için yabancı hisse senetleri üzerindeki riskin arttığını görüyoruz. Çünkü bugün S&P 500 tarafının grafiğine baktığımız zaman bakın hunharca bir yükseliş görüyoruz. Bunu Nasdaq tarafına hemen çevirdiğimiz zaman ne göreceğiz? Yine Nasdaq'ta da daha serte yakın bir yükselişinde yine olduğunu görüyoruz. Yani evet dolar da bir potansiyel var. Dolar tarafını hedge etmek için yabancı hisse senetlerinin kullanılması bugüne kadar mantıklıydı ama artık buradan sonra yabancı hisse senetlerinin üzerindeki risk artıyor. Bakın bu yarın düşer demek değil. Üzerindeki risk artıyor. Tekrar yeni bir zirve 5750'ler, 5800'ler, 6000'lere de gidiş yapabilir. O yüzden riskin arttığını bilirim. Bu yüzden doları tutmak için yabancı hisseler artık yavaş yavaş alım noktasında ilk tercih olmayabilir. Hatta bir kademe kar realizasyonu için de kendimizi ayarlamamız da yine sağlıklı olabilir. Örneğin baktığımızda burada tepede 5700'lere bir kar realizasyonu direnci koyarız. 6000'lere bir kar realizasyonu direnci daha koyabiliriz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ha ben yabancı hisse senetlerini hocam uzun vadeli düşünüyorum. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık düşünüyorum diyorsanız hiçbir problem yok. Düştükçe alın. Bu şekilde majör düşüşleri, bu şekilde majör düşüşleri yakaladıkça alın. 5 sene, 10 sene tutun. Mutlaka çok çok mutlu olacaksınızdır. Ama daha kısa vade için baktığımızda dolar tarafını tutmak için yabancı hisse senetleri ilk tercih olmayacaktır diyorum. Peki, dördüncü konu başlığımıza geçtiğimizde doları tutmak için hangi dolar bazlı varlıkları seçmeliyiz sorusunu mutlaka soracaksınız. Oraya da hızlıca değinelim. ekranımıza yine dolar tl'nin grafiği dursun. Şimdi dolar tl'yi tutmak için değinebileceğimiz alternatif olarak seçebileceğimiz yatırım araçlarında ucuz kalmış riski düşük ve potansiyeli büyük dolar bazlı varlıklara odaklanmamız gerekiyor. Burada da sırasıyla bir petrol, mısır, buğday, bakır gibi ucuz kalmış sonlu ve kullanımı mecburi emtiaları tercih edeceğiz ki bu emtiyalar Fed'in faiz indiriminden de pozitif etkilenecektir. Yani gelecek senaryolarında pozitif bir makroekonomik haber olduğunu da biliyoruz. Bugün bakmak isterseniz Korn'un CFD'sine baktığımız zaman yani Mısır'ın burada fiyatına baktığımız zaman şöyle grafiğimizi de isterseniz bir büyütelim. Mısır'ın ne kadar ucuz bir grafik içerisinde kaldığını görebiliyoruz. Yine benzer şekilde buğdayın CFD'sine baktığımız zaman buğdayın CFD'sinin de bir o kadar ucuz kaldığını görebiliyoruz. Tepeden bir düzeltmesi var. Şurada evet bir getir verdi. Sonra tekrar dibin dibi dibi seviyelere düştü. Bu yüzden burada petrol gibi, mısır gibi, buğday gibi, bakır gibi hem Fed'in faiz indiriminden olumlu etkilenecek, hem dolar bazlı emtia ürünü olacak, hem de sonlu ve kullanımı mecburi kaynaklar dolar tarafını hedge etmek için ilk sıramıza oturuyor. İkinci sıraya baktığımızda burada Bitcoin'i görüyoruz. Özellikle Bitcoin'in Nasdaq'la korelasyonunun kesilmesiyle birlikte Bitcoin epeyce bir düzeltme yedi ve bu epeyce düzeltmeden sonra da bugünkü seviyeleriyle ucuz kaldığını görebiliyoruz. Bu yüzden Nasdaq'a göre de epey ucuz kalan, kendi geçmişine göre de epey ucuz kalan ve Fed'in faiz indiriminden de yine pozitif etkilenecek Bitcoin burada ikinci sıramıza oturuyor. Üçüncü sıramızda dolar bazlı gir çık yapan dolar getirili fonları görüyoruz. Aslında dolar mevduata hemen hemen yakın ama genelde dolar mevduatın üzerinde bir getiri elde ediyor. Bu yüzden dolar girip dolar çıktığınız ve dolar üzerinden getiri aldığınız Fonlar yine bizim için mantıklı tercihler olacaktır. Bir diğer dördüncü ve son yatırım aracımıza baktığımızda ise de burada gram altını görüyoruz. Yine gram altında hem dolar tarafını tutan hem de yükselişinde pozitif seyri gördüğümüz hem de yine Fed'in faiz indiriminden pozitif etkilenecek bir yatırım aracıdır. Burada dolar e, gram altında dolar TL tarafını hedge etmek orta kısa vadedeki risk getiri iştahını doğru şekilde kurgulayabilmek için tercih edebileceğimiz bir araçtır. Şimdi gelelim burada mevduat tarafına. Çünkü mevduat tarafında önemli bir nokta var. Bugün biz doların bir aylık getirisini mutlaka bir birlikte görelim. Bakın doların bir aylık getirisine tam bir aylık getirisine baktığımızda hemen hemen yüzde iki buçukluk bir getiri görüyoruz burada. Şimdi dolar bir ayda yüzde iki buçuk getirirken mevduatın da aylık getirisi hemen hemen yüzde dört dört buçuklar tarafındaydı. Yani artık mevduatın dolar bazlı getirisinin zayıflamaya başladığını görüyoruz ve yavaş yavaş burada da mevduat tarafından çıkışlar ya da belli oranlarda çıkışlar yaparak alternatifler daha riskli piyasaların tercihleri konuşulmaya. Çünkü önümüzdeki dönemde FED'in faiz indirimi olduğu gibi bunun biraz geciktirilmiş 3-4 ay 5 ay sonrasındaki periyotta da bir lokal piyasada Türkiye'de faiz indirimi göreceğiz. En iyi yapılabilecek hamle yeni yılda başlamasıdır faiz indirimin. Aman ha erken indirim yapmayalım. Bir bavul incirip berbat etmiş oluruz. O yüzden erken faiz indirimi kıyamet olur. Bunu yapmayalım. Ama yavaş yavaş söylemlerle piyasayı yönetebiliriz ama acele etmeyelim. Şimdi konumuza baktığımızda mevduatın geçen bir aydaki dolar bazlı getirisiyle bu bir aydaki dolar bazlı getirisi arasında fark olduğunu görüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki bir aylık getirisi de yine mevduatın dolar bazlı daha düşük olmaya başlayacak. Ve burada da mevduattan çıkışların olmaya başladığını göreceğiz. Yani mevduat da artık evet şu an hala çok iyi bir alternatif. Ağustos'u, Eylül'ü de mevduat tarafında hatta hatta Ekim'in de belli bir kısmını mevduat tarafında geçirebiliriz belli oranlarda. Fakat yavaş yavaş burada momentumun aşağı doğru döndüğünde görmemiz gerekiyor diyorum mevduat tarafında da. Bu hafta bu saydığım yatırım araçlarında söylentiler üzerine düşeceğiniz tuzaklardan uzak durur ve ana mantık çerçevesinde hareket ederseniz çok başarılı bir hafta, çok başarılı bir, bir buçuk, iki ay geçirebileceğinizi ifade etmem gerekiyor. Aman dikkat edelim buradaki yorumların mantık kurgusu içerisinde olduğunu bilerek bu yorumlar neticesinde hareket etmeye çalışalım. Özellikle Finans ve Borsa kanalı yatırımcısının borsadaki bu hafta olası yukarı hareketlerden çok çok büyük spekülasyonlarla karşı karşıya kalabileceğini bildiğim için bu videoyu hızlıca kaydetmeye çalıştım. Çünkü borsa tarafındaki şu anlık yükselişler çok negatif bir hava yaratabiliyor. Aslında çok pozitif bir hava yaratabiliyor ama bu insanları tuzağa çektiği için negatif bir sonuç üretebiliyor dememiz daha doğru olacaktır. Videomuzun sonuna gelirken desteklerinizi göstermek adına abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.